şeyleri ben yavaş yavaş kurabilirim. Mantık bilimini öğrenirken bir taraftan sistemin kendi yapısını öğreneceğiz, öğreniyoruz. Yani sistemin kavramlar dizgesinin yapısı nedir? Bunların kendi aralarındaki bağlantılarını tam olarak anlamamız gerekiyor. Yani çünkü Hegel, şimdi burada buraya girişimizin nedeni şeydi, mantık biliminin bilgi bütünündeki ya da ansiklopedideki yerini anlamaktı. Yani çünkü şey, bu ansiklopedi dediği zaman Hegel bilginin bütününü kastediyordu ve burada mantık biliminin yanında doğa felsefesi ve tiyin felsefesi var ve mantık bilimi ansiklopedinin bir parçası. Ansiklopedi de Hegel'in, şimdi ansiklopediyi bilgi birikimi, bilginin yani içeriğini bilgi olarak alırsak o zaman o bilginin gerçekten bilgi olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor ve aslında şu ana kadar felsefe tarihinden öğrendiğimiz kriterlere göre herhangi bir ansiklopedi, bu ister Britannica olsun, ister Larousse olsun ya da ne olursa olsun, aslında bilgi adına, gerçek anlamda bilgi adına uygun bir içerik kapsamıyor. Çünkü oradaki içerik bir taraftan eskiyor, bir taraftan yorumsal, yorum karakterini gösteriyor ve değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda, değişik bakış açılarına göre, değişik duygulara göre, yani düşüncenin yanına duyguyu da katıyor insanlar, kendilerine göre yazıyorlar. Yani çok açık. Eğer Fransa tarihinin gerçeğini öğrenmek istiyorsam, o içerik, o gerçek içerik bana Britannica'da ya da Larousse'da ya da başka bir ansiklopedide verilmiyor. Çünkü oradaki Fransa tarihinin metni şu ya da bu kişi tarafından yazılmış ve de onun görüşlerine göre yazılmış, sübjektif bir şey. Buna bilgi demek şey değil, olanaklı değil. Şimdi burada şu faktör var, o bilgi değil, bu bilgi değil, şu değil. O zaman bilgi nedir? O zaman bilgi yoktur. Postmodern ruh durumu bu problemi böyle çözüyor. O kültür kötü, bu kültür kötü, şu kültür kötü. O zaman iyi kültür, iyi kültür de yok. Öyleyse bu kültürleri kötü diyemezsin. Her kültür kendi için iyidir. Çok kültürlülük. Dokunmayın. İran'da insanlar başörtü örtüyorlar. Kadınları vinç direklerinde asıyorlar ya da taşlıyorlar. Ama bu kültür. İngiltere'de kültür, Londra'da ya da İngiltere'de şeye de izin veriyor. Müslümanların karılarını dövmesini bir suç olarak görmüyor, bir kültür olarak görüyor ve onlara karışmıyor. Yani çok kültürlülük bir ideal standardı kabul etmediği için her şeyin geçerli olduğunu söylüyor. Albert Camus diyor galiba, her şey mübahtır. Yani Tanrı'nın olmadığı, iyinin ve kötünün standardının, ölçününün standardının olmadığı bir yerde neyin iyi, neyin kötü olduğunu kim söyleyecek? Şimdi bilgi bu perspektifte baktığımız zaman bambaşka bir anlam kazanıyor. O zaman diyoruz ki Britannica'nın içeriği gerçekten bilgi değil. Britannica'da bir postmodern yazacak olursa Fransa'yı, ki yazıyorlar da oraya tamamen sübjektif, kültürel, göreli şeyler koyacak. Gerçek içeriği koymayacak. Klasik felsefe bize gerçeğin olanaklı olduğunu söylüyor. Ya da Tanrı'nın ölmediğini söylüyor. Nietzsche Tanrı öldü diyor. Yani Us öldü, Logos öldü ama klasik felsefe hayır diyor, niye olsun? Yani o Nietzsche'nin kendi şeyi ya da nihilistin kendi ruh durumunun bir sonucu. Yaşam anlamsız değil diyor. Yaşam anlamlı diyor. Çok anlamlı ya da sonsuz anlamlı. Bilgiden o çıkıyor. Eğer insan bilgiye yetenekliyse o zaman öyle olduğunu kabul ediyorsa o zaman onu kazanmak için çalışmaya başlar, çabalamaya başlar. Ve de bilgi o görelilik kültüründe göreli olmayan bir şey. O zaman değerli olan bir şey olacak. Daha önce konuştuk. Göreli olmak değerleri, değerliliği çürüten bir şey. Görelilik
saltının reddedilmesi olarak şey getiriyor, nihilizme değerlerinin tam silinmesine götürüyor. Bitirmiyor mu? Bitirmiyor. İnsanlar umutsuzlaşıyorlar. Yaşamlara da değer kalmıyor. Ne? Günlük yaşam, fenomen dünyası zaten geçici dünya. Orada bir anlam bulamıyorlar. Orada bir değer yok. Ve Tanrı öldü, felsefe öldü, Logos öldü. Böyle şey, ot gibi, saman gibi bir fenomenal yaşam içinde gidiyorlar. Yani bunun daha alternatif olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bilseler zaten o nihilizmden kurtulacaklar. Ama bilmedikleri için zorunlu olarak nihilizmin içinde kalıyorlar. Ve aynı zamanda da şeyi açıklamak belki de iyi olur. Niye bu nihilizm bu kadar bir süre sonra şey gelmeye başlıyor, kurtulamayacak bir şey olarak görünüyor ve insanlar bunu sanki iyi alternatifmiş gibi istemeye başlıyorlar. Gerçeğin peşine takılmak yerine. Şimdi bunları belki söyle. Ama kolaylarına gibi. Yani diğer başka çabası çok yanıtçı olabiliyorlar. Ama yani zor bir şey. Yani. Tabii ki doğru yok ama yani ondan sonra dinimizin daha bir kabulleniş. Onun için zorluktan kaçabilecek biri değildi. Tembel biri de değildi ve evet. Şey yaptı, Tanrı'nın öldüğü ya da Heidegger de Tanrı'yı öldürdü. Yani Heidegger Logos yoktur dediği zaman, us yoktur dediği zaman artık herhangi bir nesnel kriter diye bir şeyden de yoksun bırakıyor kendini ve onların o durumları şey, oldukça zor bir durum. Yani, Tanrı'yı niçin öldürdün, niçin? İnanamadım çünkü. O şeyini, saf naivliğini getirdi. İnanç şeyi gerektiriyor, sorgulanmamayı gerektiriyor. Kendisiyle ilgili bir sorun muydu yoksa toplumun şeyine bakarak mı böyle bir karar verdi acaba? Yani Tanrı yüzünden, dinler yüzünden insanlar birbirlerine neler yapıyor diye baktığı zaman acaba değişmeleri gerektiğini düşünüp böyle bir şey yaptı. Güzel, şunu eğer dikkate alırsak bu söylediğin şeyi nasıl söyleyebiliriz yeniden? Dinler ve Tanrı, insan kötülüğünün zemini değil ya da nedeni değil. Yani aslında din kavramı sevgi kavramıyla örtüşüyor. İnsanların birbirlerini sevmesini istiyor. Muhammed de insanların birbirlerine nefret etmesini falan istemiyor. Ve din adına yapılan şeyler ne olursa, Haçlı Seferleri ya da AKP, bunların ikisi de AKP ve Haçlı Seferleri, bu YouTube'a gidecek biliyoruz. Bunlar ikisi de dini kötüye kullanan şeyler, dünyasal çıkarlar. Ve onlara bakarak, Rus'a da söylüyor, yani kimi eleştiriyor? Şeyi eleştiriyordu, onun çağdaşı olan bir politikacı vardı. Olgudan sonuçlar çıkarmak, olgudan çıkarak kuramı reddetmek, eleştirmek şey, doğru bir tutum değildi. Kim de o şey, Rus'un kardeşi. Tarihçi, şey, politika yazarı. Montesquieu. Hayır, ondan başka. Grotius, Hugo Grotius. Yani Grotius. O da şey, yine bir politika bilimci ama burada din yüzünden insanlar birbirini öldürdü demek doğru değil. Yani insanlar barbarlıkları nedeniyle birbirini öldürdüler. Yoksa din insanlara birbirlerinizi öldürün demiyor. Hiçbir din demiyor bunu. Belki Azteklerin dini tanrılara şey yapıyor, binlerce kurban adanmasını istiyor ama o tek tanrı dinler insanların birliğini, kardeşliğini falan şey yapıyorlar, öğretiyorlar. O zaman iki durumda da henüz o insanlarda ya da o bilinç alanlarında henüz dine uygun bir şey yok, olgunluk, gelişmişlik yok demek zorundayız. Yani Nietzsche'nin gerçeği reddetmesi, şu bilginin olanaksızlığını da kabul etmesi anlamına geliyor, değil mi? Değil mi? Tanrı öldü diyen bir bakış açısı, yani Tanrı'yı reddeden bakış açısı. Logos'u, Us'u koruyabilir mi? Mantıksal olarak ilerledi. Yani Tanrı sözcüğü orada Logos da olabilir, Us da olabilir ve nitekim Nietzsche'den sonra Heidegger küt diye söyledi, Logos öldü dedi. Ondan sonra arkasından bir süre sonra yani o sözlerin ya da o önermelerin anlamları iyice anlaşıldıktan sonra işte Derrida'lar falan ortaya çıktılar. Yani onlar
Şimdi ansiklopedi, Hegel'in ansiklopedisi böyle bir şey değil. O ansiklopedi, ansiklopedi kavramına uygun bir ansiklopedi olmayı amaçlıyor. Yani bir ansiklopedi Britannica olmayı amaçlamıyor. Britannica'da çok fazla görgü bilgi var ve o konuda onlara borçluyuz. Yani o görgü içerik mutlaka Fransız tarihinde neler oldu, Napolyon'un kafasından neler geçti, eylemleri nelerdi ve ilişkileri nelerdi, tarihsel bütün ortam nasıldı, bunları ansiklopedilerden öğreniyoruz. Ansiklopediler bu anlamda bize görgü bilgi veriyorlar ama bilgi vermiyorlar. Arı bilgi, noesis denen şeyi vermiyorlar. Kuramsal bilgiyi, gerçek bilgiyi vermiyorlar. Ve o zaman bunun olanağı var mıdır, yok mudur? Bütün problem buna dayanıyor. Yani insanlar kendi gerçeklikleriyle, özleriyle ilgilenmeden bitkisel bir yaşam içinde gidiyorlar bir bakıma. Yani tabii ki insanı, bu insanın bitki olduğunu söylemek, insanı değersizleştirmek değil. Tam tersine, insanı değersizleştiren bakış açısı nihilizm. Tanrı öldü diyen, us öldü diyen, gerçek olanaksızlar, insan gerçeği bildi diyemez. Bunlar insanı değersizleştiriyorlar. Yani burada bir paradoks var. Bunlar sanki humanistlermiş gibi, sanki insana değer veren yazarlar gibi görüyor. Sartre, Albert Camus, Nietzsche ve başka birçok şey, nihilist yazar. Bunlar insanı bitki durumuna indiriyorlar bir bakıma. Tanrı, logosu, usu, hani eş ölçümlü olarak kullanmak biraz kafa karıştı mı? İlk bakışta. Söyle, devam et. O güzel söz var. Yani Tanrı'ya Tanrı, Logos'a Logos, Us'a da Us desek ayrı ayrı yapılmazsa. Sonra da ortak paydalarına veyahut da hani fenomen dünyasındaki, görüntü dünyasındaki evet. Hani anlatımının birbirine hangi ölçüde benzediğini ve ayrı olarak... Fransuva söyledi, Tanrı'yı reddetmek, ideayı ve Logos'u ve Us'u reddetmeyi de getiriyor. Tanrı ve Logos arasındaki ilişki, felsefe tarihinde felsefecilerin çözümledikleri bir problem ve nasıl çözümlediklerini biliyoruz. Logos, doğal bilince, kavramsal olmayan bilince, yani iyi düşünemeyen, kendi ussal yetkinliği, düşünsel yetkinliğini yeterince geliştirmemiş bilince, tasarımsal alanda Tanrı olarak görünüyor. Yani Tanrı, doğal bilimcinin logosudur dediğimiz zaman... Evet, Tanrı yalan söylemez, Tanrı adaletsizlik yapmaz. Yani bir anlamda kavram, yani kavram ideal. Evet. Yani ideal bir şey değil yani. Yani us bize doğruyu, gerçeği istememizi, söylememizi, konuşmamızı söylüyor. Bunu din de söylüyor ya da Tanrı da. Tanrı yalan söyleyin. Platon'un sanatçı, sözde sanatçıları... İdeal devletinden atmayı istemesinin ya da oraya kabul etmemeyi istemesinin nedeni orada tanrılara yalan söylettiriyor şeyler. Örneğin Homeros ya da kim vardı başka? Hesiodos. Yani bunların tanrıları şey insanlara, çocuklara özellikle kötü örnek olabilecek varlıklar ve ama o aynı ölçüde işte Tanrı ile insan birdir anlamına da içermiyor mu artık o? Anlıyor musun? Tanrı ile insanın birliği derken Tanrı ile sonlu insanın birliği denmiyor. İsa Tanrı ile bir ama sonlu insan olarak bir değil. Tanrısal insan olarak bir ya da yani İsa'nın Tanrı ile birliği düşünüldüğü zaman orada rastgele bir fenomenal bir insanın, sonlu bir insanın birliği düşünürüm ya. İnsanın Tanrı ile birliği düşüncesi. Yani söylediğinde şeydi yani Yunan mitolojisindeki tanrıların özelliklerinin insanlarla aynı evet. olması galiba evet. değil mi? Evet. Yani evet. Orada Zeus'un logosu 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 henüz şey değil, Teos olmuş değil, Zeus pek çok tanrı arasında biri, sonlu değil. Sonra, yani Yunanlarda din kavramı ya da tanrı kavramı henüz yarım. O mu istedin? Yani evet, herhalde söylemek istediği benim değil de yeni söylemek istediğim. Yani evet.
Yani bir yerde tam bir kavramı yerim ama yine de kendine üstün olarak, yani insanlar üstün olarak.